Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Manisa'dan yaptığımız halk arenası soluk soluğa devam ediyor. Evet, halk arenasının ikinci bölümündeyiz. Çok değerli konuklarımızla Türkiye'nin gündemindeki tüm konuları konuşmaya devam ediyoruz. Ben konuklara baktıkça Sözcü Gazetesi'nin değerli muhabiri Gökmen Ulu'ya gözüm takılıyor. Gökmen Ulu'yu görür görmez de aklıma hemen Urla Konakları geliyor. Şimdi birazdan o konuya değineceğiz. Cesaretle o konunun üzerine gidiyor. Biz de destek anlamında Gökmen Ulu'nun yaptığı haberleri burada masaya yatıracağız. Ama reklam arasında pek çok mesaj geldi. Hepsini teker teker paylaşmak isterim. Ama sevgili arkadaşım, kadim dostum Müjdat Gezen'in mesajını sizlerle paylaşayım. Biliyorsunuz Müjdat'la biz yaşıtız. Aynı jenerasyondanız. Aynı okulda okuduk. Vefalıyız. Merhum sevgili arkadaşımız Kemal Sunal'la birlikte. Gerçekten vefaya, semtine, okulumuza gönülden bağlıyız. Müjdat ayrıca hayatını, deyim yerindeyse, karşılıksız olarak sanata ve sanat aşkıyla onun sanat merkezine gelen gençlere adamış durumda. Malını, mülkünü, servetini, her şeyini onlara adamış durumda. Ve bu yaşında yılmadan, usanmadan senede iki oyunu sahneliyor ve her sene bu oyunları değiştiriyor. Bu senede iki oyunu var. Birisi benim arkadaşım Orhan Baykal'la birlikte yazdığımız Yalandan Kim Ölmüş ve öteki kitaplarımdan harmanlanarak kaleme alınmış bir senaryonun sahnelenmesiyle ortaya çıkan Yalandan Kim Ölmüş. Ötekisi de Müjdat'ın bizzat yazdığı Atatürk Geldi. Şimdi o programda bir bölüm var. Yalandan Kim Ölmüş oyununda bir bölüm var. Halk Arenası bölümü. Müjdat çıkıyor. Beni oynayan Barış arkadaşımız çok büyük başarıyla beni benden daha iyi canlandırıyor açıkçası. O kadar söyleyeyim. Ve bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili konuk oluyor Halk Arenası'na. Fakat hayır hiç sizinle ben ilgisi değilim. Olmayan. Adil abi o zaman. Hiç sizinle ilgisi yok. Çünkü ben o zaman vekil değildim ya. Hiçbirinizle ilgisi yok. Çünkü milletvekili oyun boyunca hiç konuşmuyor. Tabii. Ha, o zaman susuyor. İşte ben sizinle vekil değildim ya. Ben üstüme alınmam. Yok. Olsa bir şey söylerim zaten. Size benziyor, sizi andırıyor diye. Ben olmam yani. Şimdi ben de diyorum ki o oyunda sanki Türkiye'de gerçekten demokrasi varmış gibi mikrofon seyircilerin, sizlerin arasında dolaşıyor. Ve seyirciler cesaretle, yani tam bir demokratik hukuk devletinde olduğu gibi sorular soruyor. Müjdat da onlara cevap veriyor. Ben de diyorum ki madem Müjdat Gezen böyle bir özveriyle bu çabayı sergiliyor. O halde orada suskun bir milletvekili aktör oturacağına, iyi konuşan, cesaretle konuşan sizler gibi milletvekilleri her hafta gitse de o halk arenasının burada olduğu gibi konuğu olsalar, hem mesajlarını toplumla paylaşsalar hem de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne, o değerli topluluğa bir katkıda bulunsalar, güzel olmaz mı? Güzel olmaz mı? Ben buradan bir çağrıda bulunuyorum. CHP'li milletvekiliğine. Tüm milletvekillerine. Olur. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak ilk görevlendirmeyi yapıyorum. İlk programda. Tamam, seve seve gider. Cumartesi 15.30, pazar 15.30 matine, 20.30'da da suare. Bakın saatlerini de söylüyorum. Efendim bu konuda yetkili misin? Müjdat abi bunu kabul ediyor değil mi yani? Yani ben ne söylersem Müjdat kabul eder. Müjdat ne söylerse ben tereddütsüz kabul ederim. Tamam.
Biz kardeşiz. Kadıköylülere de söyleyeyim. Hazır böyle popüler, halkın sevdiği, halkta karşılığı olan, bu çok önemli, tırnak içinde halkta karşılığı olan değerli siyasetçiler gönülden katkıda bulunmayı vaat ettiler. O halde sizler de seyirci olarak gidin, Müjdat Gezen ve öğrencilerini lütfen yalnız bırakmayın. Evet, şimdi geldik iğneyi batırma. Uğur Mumcu'yu atladık. Onu konuşamadık. Pardon, tabii, Uğur Mumcu'yu asla atlamayalım. Tam orada araya girdik. Evet, Uğur Mumcu öyle unutulacak bir isim değil. Yani döne döne biz adından söz ederiz. Şahsen benimle ilgili hayatımda hiç unutamayacağım, çok destekleyici, benim maruz kaldığım saldırılarda daima yanımda duran, başyapıt niteliğinde yazılar kaleme almıştır. Bana en büyük desteği, kendimi en yalnız hissettiğim anlarda basın şehidi Uğur Mumcu vermiştir. Onu hayatım boyunca sevgiyle, saygıyla, şükran duygularıyla anacağım. Ayrıca iyi ki başlattı araştırmacı, soruşturmacı, gazeteciliği ki biz ondan esinlendik. Onun yolunda ilerledik. İşte Nedim Şener'ler onun yolunda ilerleyerek bugünlere geldiler. Barış kardeşlerimiz, Barış Terkoğlu ve diğer Barış Pehlivan onlar gibi o izde yürüdüler. Soner Yalçın büyük araştırmacı, gazeteci. O Uğur Mumcu'nun izinde ilerledi. Dolayısıyla onlar örnek model oluyorlar ve pek çok gencin de gazeteci olma hevesini kamçılıyorlar. Evet, Uğur Mumcu'yla ilgili konuşalım. Öncelikle annem babam salonda, ben iki tane emekli öğretmenin çocuğuyum. Bir dedem emekli memur, bir dedem bahçıvan Manisa'da. 104 yaşına kadar bahçıvanlık yapmış birisi. Milletvekilliği yapıyorum şimdi. Bir yatılı okulda büyüdüm. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanlığı gibi son derece onurlu bir görevi üstlendim. Bir süre daha bu işleri yapacağız. Sonra da köşemize çekileceğiz. Gençlerin önünü açacağız. Doğrusu da bu. Bu kadar uğraşın, koşturmanın, yorulmanın yanında en önemli ve en unutamayacağım şey, geçtiğimiz sene 24 Ocak günü Eskişehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği Uğur Mumcu ödülünü dağıtıyordu. Bir yıl önceki çabalarımıza istinaden bana Uğur Mumcu Yılın Milletvekili ödülünü verdiler. O ödülü aldığım gün Eskişehir'de şöyle bir konuşma yapmıştım. Bir sene sonra, hemen hemen iki günü var, bir sene sonra o konuşmanın o cümlesini tekrarlamak isterim. O gün orada dedim ki, durumumu anlatarak, biraz önce söylediğim gibi, ben eğer burada bu ödülü alabiliyorsam, bu ödülü başta Uğur Mumcu gibi Yılmaz Cumhuriyet savunucularına, Cumhuriyet'in kurucularına, başta Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet'in Yılmaz savunucularına ve doğrudan Cumhuriyet'e borçluyum. Ve bu ödülü kendi adıma değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan bütün genç milletvekilleri ve beni meclise yollayan ve çok zor günlerde hepsi birden arkamda duran Manisa'daki Cumhuriyet Halk Partiler ve seçmenlerimize adıyorum demiştim. CHP'deki genç siyasetçilerin en önemli temsilcilerinden biri burada. Zaten bahsettiğim o güzel insanların hepsi bugün önemli bir kısmı karşımızda. Ve Uğur Mumcu... Zaten halkta karşılığı olan deyimini bu amaçla kullandım. Teşekkür ederim. Bunu, sizleri işaret ederek. Bunu sizden duymak da herhalde bir siyasetçi için en büyük ödüllerden bir tanesi olsa gerek. Teşekkür ederim. Uğur Mumcu sakıncalı piyadeydi.
sakıncalı piyade aslında bir sembol. Devletin korktuğu ve en önemli kamu görevinden, kamu sorumluluğundan men ettiği ve belli haklarını elinden alarak askerlik görevini bile er olarak yaptırdığı birisi. Aslında Uğur Mumcu bu ülkenin gerçek Sokrat'ı. O baldıran zehirini içerim diyen çakma Sokrat'a inat. O başına ne geleceğini bile bile yazan ve o karlı bir Ankara gününde paramparça olduğunda onu paramparça etmek isteyenlerin, onu susturmak isteyenlerin daha önceki tüm tehditlerine rağmen doğru bildiğini konuşan, doğru bildiğini yazan, Türkiye'de çığır açan birisiydi. Uğur Mumcu sakıncalı piyade olarak görevini Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaptı. Ağrı'nın Patnos ilçesinde askerliğini yapan birini daha anmamız gerekiyor bugün. Onu dün Turgutlu'da bu içinde bulunduğumuz kanlı sürecin son şehidi olarak toprağa verdik. Mehmet Ali Şahin son şehidimiz. Mehmet Ali Şahin'den Uğur Mumcu'ya bu ülkenin birliği bütünlüğü için bu ülkede ezilenlerin haklarını savunmak için bu ülkede cumhuriyet değerlerini yerle bir etmeye çalışan yöneticilere karşı bu ülkeyi birlik ve bütünlük içinde tutup doğru olan yerde doğru sözü söyleyen herkese aydınlanma devriminin tüm neferlerine Manisa'dan selam olsun. Teşekkürler. Aykut Erdoğdu. Bir öncelikle mesela bir Uğur Mumcu'nun bizim için anlamı nedir? Bunu bir hatırlamak zorundayız. Bakın bizler bir ülkede yaşıyoruz. Biz bu ülkede yaşadığımız ülkede çünkü hepimizin ortak bir iradesi, ortak mal varlığı, vergileri, geleceğimiz, geçmişimiz birlikteyiz. Bu bizim hayatımızla ilgili doğru bilgiler almak zorundayız. Bizi yönetenler, bizden para kazananlar, bizim başımızdakiler veya her adı neyse ne yapıyorsa onların faaliyetleri hakkında doğru bilgi almalıyız ki doğru karar verelim. Özgür ve demokratik ülkelerde namuslu ve şerefli insanlar ülkeleri yönetiyorsalar onlar özgür basın isterler. Çünkü yaptıklarına güveniyordurlar ve yaptıklarını halkın duymasını isterler. Eğer bir ülkenin başında, bir halkın başında aşağılık insanlar varsa, namussuzlar varsa, rüşvetçiler varsa, yetim hakkına tenezzül edenler varsa ve halkını da bütün bu melanetlerini ve günahlarını da din ile, ortak duygumuz ile, bizim imanımız ile kapatmaya çalışanlar varsa onlar her yerde gazetecilere, özgür basına, özgür medyaya saldırırlar. Özgür basın bizim en temel varlık garantimizdir. Çünkü doğruyu bilmeliyiz ki doğru kararlar verebilelim. Bizim tip az gelişmiş demokratik ülkelerde Uğur Mumcu gibi halk gazetecileri, halkı bilgilendirmeye çalışan halk adamları katledilirler. Bakın dünyanın medeniyet tarafına bakın. Medeniyetin bedelini ödemiş halklarda siz öldürülmüş gazeteciler görüyor musunuz? Oysa geri kalmış ülkelere bakın. Entelektüel anlamda, kültürel anlamda, ahlaki anlamda, ekonomik anlamda geri kalmış ülkelerde bu tip cinayetler olur. Uğur Mumcu, demin Uğur abi bahsetti. Allah rahmet eylesin. Rabıta diye bir kitap yazdı. Rabıta bağlantı demektir. İşte bugün Türkiye'deki bu melanetin altyapısında olan sebeplerin uluslararası bağlantılarını yazdı. Özgür hemen getirdi. Rabıta kitabı budur. Bu kitabı açın okuyun. Burada bizim ülkemizde uluslararası operasyon yapmak isteyen, bizim özellikle Suudi Arabistan içerisinde yerleşik grupların nasıl finanse ettiği, onları alttan alta nasıl geliştirdiği, o kara bağlantıları anlatır. Devlete nasıl sızdırıldığı. Hatta bugün belirli Arap iş adamları, belirli yolsuzluk soruşturmaları hala da devam eder bu rabıta ilişkileri. Ve Uğur Mumcu bu kaliteli gazeteciliğin halkı bilgilendirmesinin sonucu olarak katledildi.
Değerli arkadaşlar, bu Suud meselesi, şimdi birçok insan böyle şey diye düşünüyor. Bu kutsal topraklar, Mekke, Medine, Kabe'nin olduğu topraklar olarak biliyor. Bizim belki de en büyük eksiğimiz ve yapılmasını istemedikleri şey, bu halkın bilgilenmesini istemiyorlar. Mesela oturun bir İslam tarihini okuyun. Değil mi? Sürekli bize anlatıyorlar bunları. Bir İslam tarihini okuyun. Nasıl içiniz sızlayacak? Hazreti Peygamber sonrasında, vefatı sonrasında yaşananlara bir bakın. İslam'ın nasıl karanlığa gömüldüğüne bir bakın. O dönemde olan olayların aynısını şu dönemde göreceksiniz. O dönemde Asr-ı Saadet'ten sonra o Yezid denen, o Muaviye denen, o Hazreti Peygamber, Allah'ın aslanı Ali'yi katledenler, Hazreti Hüseyin'i katledenlerin zihniyetine bir bakın. Mesela bunlar çok büyütüyorlar ya. Onların o şöhret düşkünlüğünü, onların o şehvet düşkünlüğünü, onların halkı nasıl kandırdıklarını bir görün. Bugün de aynısıyla karşı karşıya göreceksiniz. Hiçbir zaman zihniyet değişmiyor. Ne zaman İslam kendisini toparlamaya kalksa, bir aydınlık olsa, hemen üzerine basan, bu devletleştirilmiş ve özünden koparılmış ve kendi halkına zulmeden yeni bir sistem yaratıyorlar. Bakın bugün bu topraklarda ve Orta Doğu'nun mazlum halklarına zulmeden diğer topraklarda bunların İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Hangi İslam önde geleni kendi halkı sürünürken İngiltere'ye gider de İngiltere'deki hostes kızlarla poz verir? Hangi vicdan sahibi, hangi Allah'ın emrini bilen bir adam halkı yoksulluktan kırılırken 5 milyar liralık bir sarayda oturur? 1 milyarlık uçağa biner. Eşi, hanımefendi, zevcesi gider de Avrupa'nın en büyük şeyini kapatır, en pahalı mağazasını kapatır. Şimdi bunlar bize kendi bu yeni icat ettikleri dini bize yutturmaya çalışıyorlar. Bizi bunun üzerinden zorlamaya çalışıyorlar. Oysa ki oturun Kur'an-ı Kerim'i bir okuyun, hadisleri bir okuyun, gerçek İslam'ı bir okuyun, göreceksiniz ki bunlar İslam düşmanıdır. Ve bütün aydınlık... Bir dakika, bakın. Aylarca dört parmaklarını salladılar. Rabia dediler, bir kız vuruldu. Çok üzüldüm. Bir kız vuruldu. Peki bugün Ege Denizi'nde mazlum Orta Doğu halkları biner biner boğuluyorlar. Bir tanesinden çıt duyuyor musunuz? Bebeler, bir tanesinden, boğuluyor. Bir tanesinden gık duyuyor musunuz? Niye? Çünkü orada sizin destekçileriniz vardı. Gittiler Mısır'a bilmem ne yaptılar, Libya'ya bilmem ne yaptılar. Dünya lideriydi, bölge lideriydi. Bakın bu Irak'la ve Suriye'de olanın vicdanlı insanlar şöyle bir baktığında bunun Amerika hesabını verecek. İngiltere verecek, Rusya verecek, İsrail verecek ve bir bu bizim başımızdaki diktatör bozuntusu var ya, o bir diktatör bozuntusudur. Biz yakabilirsiniz. Arkadaşlar, anlıyorum sizi. Ben bunu bir yürek yarasını bir paylaşmak için. Bakın, bugün orta bizim gözümüzde, biz insanları kimliğine, inancına göre ayırmayız. Orta Doğu'nun mazlum halklarıdır benim gözümde. Amerika Birleşik Devletleri nereyi işgal etmişse peşinden bu tip melanetler gelmiştir. Nereyi işgal, Afganistan'ı işgal ettiler, peşinden olanları gördük. Irak'a gittiler. Irak'ta 20 bin tane mazlum kadın Amerikan askerlerinin tecavüzü sonucunda hamile kalarak kendini öldürdü. Irak'ta sonra IŞİD belası türedi. Sonra Suriye'ye özgürlük göndereceğiz dediler. Suriye halkının o durumu ortada. Suriye'nin laneti bütün dünyayı saracak. Siz Orta Doğu'yu yakacaksınız. Sonra kendi topraklarınızda rahat uyuyacaksınız. Ama bugün ne yapıyor bu uyanıklar? Bugün Merkel almış Ahmet Davutoğlu'nun yanına. Ve Ahmet Davutoğlu'nun troll ekibi bir zaman ne diyordu? Gezi'yi Merkel destekliyor diyordu. Hatta bana Alman ajanı diyorlardı. Benim gibi bir yurtsevere. Alman ajanı diyor. Bugün yanına almış Ahmet Davutoğlu'nu. Bir dakika. Ahmet Davutoğlu şimdi bir de "Ich kann Deutsch sprechen" diye hava atıyor. Almanca konuşuyormuş ya. Bunun bir de İngilizce konuşmaya çalışan versiyonu vardı. Butona biz bastık. Çek ettim falan filan.
Yani böyle şey, yabancı dilde konuşmayı çok büyük hava sayan, Türkçeyi bile tam anlayamadığını düşündüğüm. Şimdi Merkel bunlara 3 milyar avro vermiş. Bir de bütün göçmenleri Türkiye'ye çakmaya çalışıyor başımız üstünde. Biz mazlum halklara bakarız. Dünyanın her tarafında göçmenlere sempatiyle bakan solculardır. Ahlaklı insanlardır. Ben de sempatiyle bakıyorum. Bütün Cumhuriyet Halk Partililerden şunu rica ediyorum. Nerede bir Suriyeli görüyorsanız elinizden geldiğince yardım edin. Nerede bir göçmen görüyorsanız oy hakkı vardır yoktur. Biz dünyanın bütün halklarının kardeş olduğunu inanıyoruz. Ona elinizden gelen yardımı yapın ve şunu düşünün. Bizim ülkemizdeki bu başımızda dünya lideri denen bir tane geziyor ya yaratık. Onun yüzünden o hale geldiler. Hayır biz bunun bakın biz. Şimdi dünya bu lideri değil. Galaksi lideri zaten. Asrın liderimiz. Asrın. Şimdi zaten diyorum ya ışın kılıcını da alacak yakında. Şimdi bakın bugün Merkel'le o kadar hüzünlü bir tablo ki arkadaşlar. Burası büyük bir ülke. 3 milyar avroyu vermişler. Batı medeniyete bak, medeniyete bak. Şimdi 3 milyar avroyu verecekler kendilerine göre. O bütün göçmenleri Türkiye'ye yığacaklar. Ama aynı zamanda onların topraklarını yaktılar. Bugün Ege Denizi'nde boğulanların tamamının sorumlusu Batı medeniyeti ve onun yerli emperyalist işbirlikçisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. O şimdi bunlar yanına almışlar. Osmanlı ocakları bilmem ne bucaklar. Osmanlı bizim ceddimizdir. Osmanlı'dan bile soğutacaklar bizi. Siz kim, Osmanlı kim? Bizim Kayseri ilimize saldırmışlar. Burdur ilimize saldırmışlar. Çünkü diktatör bozuntusu bizi hedef gösteriyor. Buradan uyarıyorum. Bizim il başkanlığımıza saldırmıştınız. Şimdi yanınızda polis var, bilmem ne var. Biz Kuvayi Milli Hareketiyiz. Biz kendimizi savunuruz. Bizi başkalarıyla karıştırmayın. Biz öyle 1000 lira, 1500 liraya troll maaşıyla adam bulmadık. Buradaki herkes hayatını riske atarak buraya gelmiş. Bizim damarımıza bakmayın. Haddinizi bilin. Ve sizi uyarıyorum. Gerek bu ülkede yaptığınız kötülükler, gerek bu melanetinizde Tunus'ta, Libya'da, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta o kırdığınız, o kanını aktığınız mazlum halkların hakkı sizden sorulacak. Kaçacak hiçbir yeriniz yok. Size bunun hesabını soracağız. O Ege'de bir tane fakir Suriyeli, bir tane Suriyeli çocuk boğulduğunda biz her gün ölüyoruz. Ve Batı medeniyetine de şunu söylüyorum. Sizde medeniyet yok. Sizde medeniyet olsa o insanların petrolünü almak üzere onların ülkesini yaktınız. Birinin elinde Amerikan silahı, diğerinin elinde Rus silahı birbirini öldürtüyorlar. Bunlar da bunların işbirlikçisi olmuş. Mazlum halkların hesabında Batı medeniyeti vermek zorunda, tazminatını ödemek zorunda, topraklarını açmak zorunda ve bu halklardan özür dilemek zorundalar. Ben çok öfkelendim. Yani bir tek şunu söyleyeyim. Bu Özgür Özel, onların davasını biz davamızı açmışız. Bu davanın sonunda onların davasından bize hiçbir şey olmaz. Onlar bak, onlar ablacığım, onlar 1919 yılındaki mandacılardır. Onlar himayecilerdir. Biz vatan kurtarmış bir top şeyin kökünden geliyoruz. Orada gitmiş. Ben Kuvayi Milliye'nin milletvekiliyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyim. O Çanakkale'de süngünün üzerine Allahu Ekber diye atlarken o korkmamış da ben mi bu işbirlikçilerden korkacağım? Bir şey söyleyeceğim. Son bir şey söyleyeceğim. Allah her millete bir Mustafa Kemal nasip etsin inşallah. Son bir şey söyleyeceğim. Teyzeyle amcaya baktım, göremedim. Oradalar. Teyze neredesin? Kameranın tam arkasında. Annemi mi soruyorsun? Anneni soruyorum. Kameranın arkasında. Teyze ve amca. Bir evlat yetiştirmişsiniz. Bu evladınız sayesinde
Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin emekçileri, Türkiye'nin namuslu insanları biraz daha kolay yaşıyor. Bir evlat yetiştirdiniz. Bugün Soma'da yetim bırakılmış maden çocuğunun azıcık yüzü gülümsüyorsa bu evladınız sayesindedir. Eğer Yırca'daki köylüler, o mazlum köylülerin hakkı yenilecekken bütün Türkiye'yi bu konuda bilgilendiren bir köylü dostu, bir işçi dostu, bir emekçi dostu varsa o sizin çocuğunuzdur. Ben onunla arkadaş olduğum için çok mutluyum. Siz onu herhalde Kadir Gecesi doğurdunuz. Allah sizden razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Atilla Sertel'e vereceğim ama Atilla deyince bir başka Atilla burada. 9 Eylül gazetesi köşe yazarı, değerli meslektaşımız Atilla Köprülüoğlu bizi yalnız bırakmadı, koşa koşa geldi. Hoş geldin Atilla Köprülüoğlu. Evet, programa ara verildiğinde anayasa oylaması sırasında Kamer Genç'in tek başına oy verdiğini ben düşünüyordum. Özgür'le de görüştük ama rahmetle onu da anıyorum. Nermin Tuz öğretmen bir danışma meclis üyesi, o da hayır oyu vermiş. İki kişi, Nermin Tuz adı. Onu da burada anmak gerekiyor. Şimdi bu hafta tabii bizim için acılı hafta. Özgür Özel söyledi. Metin Göktepe'yi, Hrant Dink'i, Uğur Mumcu'yu, Abdi İpekçi'yi hep 1 Şubat'ta kaybettik. Hep bu tarih arasında sıkışmış bir ölümler var. Muammer Aksoy'u. Bizim burada Uğur Mumcu'yu anarken anmaktan ziyade anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Buraya Kemalpaşa'da Uğur Mumcu'yu anlattım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemalpaşa Gençlik Kolları bir organizasyon düzenlemişti. Buraya Manisa'ya oradan geldim. Hatta Turgut yolu üzerinden yol çok güzel kesti. Şimdi Uğur Mumcu, ya ben yani çocukken demeyeyim, çok ayıp olur Uğur abiye. Gençlik yıllarımda benim aklımda hep iki tane Uğur vardı. Bir Uğur Mumcu, yani biz gazetecilik yüksekokulunda okurken hepimiz Uğur Mumcu gibi olmak isterdik. Derdik ki ya bir gazeteci olalım, şöyle Uğur Mumcu gibi bir köşemiz olsun, biz de yazalım, Türkiye bizi okusun. Televizyon bölümünde okuyanlar da ya bir Uğur Dündar olsak, Uğur Dündar gibi olsak falan. Hep böyle hayaller kurardık. Uğur Mumcu 25'i aşkın araştırma kitabı yazmış bir insan. Bu ömrüne, kısa ömrüne, yani 93 yılında öldürüldü ki öldürülmeseydi herhalde kitap sayısı 80 yüzleri bulurdu. 5000'i aşkın makale yazmış. Yani her gün, haftada 6 gün yazan bir gazeteci. Üreten bir insan. Ama Uğur Mumcu'nun asıl özelliği dünden yarını görüp işaret eden bir insan. Diyor ki, yarın Türkiye'nin başına bunlar gelir kardeşler. Yani okuyun, anlayın, kavrayın, direnin. Biz bunu tam anlayamamışız bir ve Cumhuriyeti tam koruyamayan bir nesil olarak tarihe geçiyoruz. Bu kötü bir puan bizim için. Cumhuriyet değerleriyle ilgili tam 40 yıl önce Uğur Mumcu yazmış. Tam 40 yıl önce. Bakın 22 Mart 1976. Tam 40 yıl. Bugün 22'si ayın ve 76'da yazmış. Ne demiş biliyor musunuz? Bazı ülkelerde bazı kimseler devleti soymak için politikacı kılığına girerler. Bunlar partilerde, parlamentolarda boy gösterirler. İthalat, ihracat, banka soygunu gibi işleri siyasal
ilişkilerle yürütürler. Bunlar çetedir. Çetelerin en aşağılığı bunlardır. Bunlar yüzlerine devlet adamı maskesi takıp halkı soyarlar. Allah'a şükür memleketimizde böyle çeteler yoktur. Yani günümüz Türkiye'sinde... Böyle çeteler çoktur mu? Sen sürçülisan mı yaptın? Ha, yoktur. Yoktur. Gayet tabii yoktur. Canım. 76 yılında bu çeteleri, var olan çeteleri gören ve bunlara karşı halkı uyaran başka bir yazar gerçekten çok az bulunuyor. Çok az. Bir şey daha yazdı. Nerede o çeteler? 1976'da bakın arkadaşlar şunu da yazıyor. 1987'de yazıyor. Elhamdülillah Müslümanız. Siyaset ticarete, din de her ikisine araç edildi mi artık bu sömürünün sonu gelmez. Din ticaretiyle meşgul olanlara bakın. Hemen hemen hepsi milyarder. Yalnızca Türk lirası ile milyarder değil bunlar. Dolar milyarderi, mark milyarderi olmuşlar çoğu. Oh ne kolay. Çek bir besmene gelsin paralar. Finans kuruluşları, şirketler ve bu finans kuruluşları ile şirketler aracılığıyla kazanılan milyarlar. Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah milyarderiz. Bir kolumuz siyasette, öbür kolumuz ticarette, ayaklarımız da tarikatlarda. Bir üçgen bu. Ticaret, siyaset ve tarikat üçgeni. Bunlar dindarın sahtecileridir. Zavallı yoksul Müslüman yurttaşların kanlarını emenler bunlardır. İnanç sömürücüleridir bunlar. Atatürk'ün laiklik ilkesinin ne kadar yararlı, ne kadar gerekli olduğunu bu din sahtecileri ortaya çıkınca daha iyi anlıyoruz. Bugünü anlatmıyorum bu. İşte buyurun. Bugünü anlatıyorum. Sevgili arkadaşlar, hakikaten Aykut Erdoğdu geçen dönemde yolsuzlukların üzerine çok büyük cesaretle yürüdü. Haksızlıkların üzerine yürüdü ve hakikaten haklı bir ünvan aldı. Şimdi Sayın Özgür Özel yine ezilenin ve sömürenin yanında oldu. Onun da gerçekten parti içerisinde hem yeri hem konumu, gerçekten halktaki sevgisi çok yüksek. KİT komisyonuna girdim ben. Biraz da zorlayarak girdim. Beni başka bir komisyona vermek istedi beyefendi. İtiraz ettim. Girmeyeceğim dedim. Ben de yolsuzlukları araştıracağım dedim. Sonuçta KİT komisyonuna iyi ki girdim. Türkiye gerçekten Sayıştay raporlarıyla çok açık ve net. Ki Sayıştay'ın da orasından burasından azıcık uzucuk yazdığı raporları okuyarak öylesine büyük yolsuzlukları buluyoruz ki. TRT'yi ele aldık. TRT dökülüyor. Türkiye'de TRT üzerinden öyle büyük soygun yapılıyor ki halkın parası. Ve dün şeydeydim, TRT'deydim. TRT'nin bandrol giderleri ve elektrik parasından topladığı rakam korkunç bir rakam. 1 trilyonu bulan bir rakam. Bunun sadece 500 trilyonu 7000 personeline gidiyor. Ama personel rakamından fazla olan 680 trilyonluk rakam dışarıdaki dış yapımlara veriliyor. Şirketlere peşkeş çekiliyor. Ve orada 680 trilyon para bugün Türkiye'nin parası, yani halkın elektrikten ve bandrolden kesilen parası bu kuruma dışarıdan program yapan AKP yandaşlarına veriliyor. 30 soru sordum TRT Genel Müdürü'ne. Bunları açıklayacaklar ve ben sizle paylaşacağım. Bütün hepsini paylaşacağım sizle tek tek. 2012 yılından, 2013 yılından, 2014 yılından ve 2015 yılından kimler program yaptı TRT'ye ve kaç para aldılar? Bana gelen bilgilere göre
bir din adamı olduğu söylenen kişi TRT'de sabahları bir program yapıyor. Ve sorular soruyor yurttaşlar ona. Sadece onun o programın söylenen rakamı 25 milyar eski parayla. Bugünkü parayla 25 bin TL program başı. Program başı. Deniliyor. Ve bütün bunların hepsini sora sora geldim. Aman arkadaşlar, aman bunların belgesi var değil mi? Şimdi biz ben şimdi bunları sordum. Bunların hepsini verecekler. Duruma düşmeyelim belgesiz. Yok, belge, bir şekilde. Tabii. Sayıştay raporlarında geçiyor değil mi? Sayıştay raporlarında rakam geçmiyor ama benim edindiğim bilgiler doğrultusunda söylüyorum. Ya bunlar senin TRT'ye soru ama olarak yönelttiğin soru hususlar. Soru olarak yönelttiğim hususlar. Ama bir İbrahim Eren olayı var. 1980 doğumlu. Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı. Devlette ki TRT'ye uzun yıllarını verdi Uğur abi. Bir kural var, bir yasa maddesi var. TRT Genel Müdür Yardımcısı olabilmesi için bir kişinin devlette en az 12 yıl memur olarak çalışmış olması lazım. Bu arkadaşın hiçbir çalışması yok. Ve maaşını, kadrosunu Başbakanlıkta müşavir olarak gösteriyorlar. TRT'de genel müdür yardımcısı olarak çalıştırıyorlar. Ve TRT'de genel müdür yardımcısı olarak çalıştırılırken yaklaşık 2 katrilyon paraya hükmeden bir yapının başındaki insanlardan biri. Sadece Bilal Erdoğan'ın arkadaşı olmak onun TRT genel müdür yardımcısı olmayı sını getirdi. İbrahim Şahin döneminde 1400 küsür kişi alınmış. Ve Şahin soyadlı insanların soyadlı çalışanların isimlerini istedim tek tek. İbrahim Şahin'in İsim köyündeki isimleri. Evet. Hayır, İbrahim Şahin'in köyündeki isimleri istedim. Aynı şekilde öbür bir Şahin daha var. O da genel müdür yardımcısı. TRT'ye de birçok Şahin çalışıyor. TRT'ye her yerden, kamu kurum kuruluşları dışında her yerden tayinler yapılmış. Ve ne yazık ki TRT'de KPSS sınavına ve yeteneğe göre eleman alınmıyor. 90 iletişim fakültesi var Türkiye'de. 90. 90 iletişim fakültesinden 60 öğrenci çıktığı zaman hesaplayın. 60 öğrencinin ortalama mezun olduğunu hesaplasak ki 100-180 civarında çocuk mezun oluyor. Her biri oraya girmek için sınavlara giriyor, para yatırıyor ve hiçbiri giremiyor arkadaşlar. Çünkü KPSS yetmiyor. KPSS'nin yanı sıra TRT'ye girişte referans diye bir bölüm açmışlar. Referans yetenek değil, bilgi değil, spiker Türkçe değil, güzel konuşma değil. Referansın kim? Peltek dili olan insanların TRT'de spiker olduğuna şahit olduk son dönemde. Son 5 yılın hesabını bu TRT genel müdürü verecek. Ayrıca bir şeyi daha anlatacağım. Onu da söyledim kendisine. Kısaca anlat. Orada söylediğim için anlatacağım. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte Cuma günü randevu aldı TRT Genel Müdürü'nden. Pazartesi günü oraya ziyarete geleceğine ilişkin. Kapıda Genel Müdür'ün özel kalemi bizim milletvekillerimizi karşıladı. Ve yukarıya çıktıklarında Şenol Göka isimli genel müdürün cenaze namazına gittiğini ve orada olmadığını söylediler. Bizim arkadaşlarımız da olsun biz onu bekleyeceğiz diye orada oturdular. Geldiği gibi bu bir baskındır diye ve bizim arkadaşlarımıza yönelik siz buraya giremezsiniz, nasıl geldiniz diye olay çıkartan TRT genel müdürünün kendisidir. Sebebi de şudur. Kendisi gidiyordu bir operasyonla. Sırf orada tutunabilmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine öyle bir mazeret ve olay çıkartarak orada yerini sağlamlaştırmaya çalıştı. Bu çok büyük bir ayıptır ve buradan gerçekten Halk TV ekranlarından bunu anlatmak başka bir ekranda olmadığı için, şart olduğu için anlatıyorum. Bizim arkadaşlarımız Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden, İsmet İnönü'ye hakaret eden programın hesabını her dönem sordu, soracaktır. Ben de orada sordum. Siz Cumhuriyeti var eden, eğer bugün Kaçak Saray'da oturuyorsa Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet sayesinde yapılan seçimlerle
gelip oturmuştur. Başbakan varsa, mecliste milletvekilleri olarak varsalar, bu seçimler sayesinde İsmet İnönü'nün Türkiye'de çok partili sisteme geçmesiyle var oldular. Bu varlığı yok edip İsmet İnönü'ye, Atatürk'e hakaret edemeyeceklerini söyledim. Eğer hakaret ederlerse bunun bedelinin kendileri için ağır olacağını gözlerine baka baka söylediğim için bu ekranda da sizin huzurunuzda da söylüyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Şimdi Atilla'nın iddialarına bakılırsa ki bunlar belgeleriyle kanıtlanması gereken hususlar, TRT yani yol geçen hanı haline gelmiş. İşte hamili kart yakınımdır diye bir AKP'liden referans getirdiğinde işe girer olmuş. Oysa özel yetenek gerektiren bir alandır bu. Özel eğitim gerektiren bir alandır. Sizin vergilerinizden, bandrollerinizden kesilen sizin paralarınız ve yandaşlara peşkeş çekilmiş. Böyle bir özetle Atilla'nın anlattıklarını bir kez daha altını çizerek vurgulamış olalım. O TRT'de ben yıllarca çalıştım ve her şeyimi o TRT'ye borçluyum. Ama o zaman TRT hakikaten Türkiye'nin radyo televizyon kurumuydu. Sadece bir partinin değil, Türkiye'nin radyo televizyon kurumuydu. Ve biz o kurumdan dövizin kıt olduğu zamanda bir seferinde 10 bin mark vermişlerdi bana. Almanya'ya gittim, bir ay çalıştım Almanya'da. Kamera kiraladım, otel masrafları, yemek içme, yol masrafları. Yani istesem o 10 bin markın üstüne bir miktar daha harcama yapabilir ve sonradan TRT'den bunu tahsil edebilirdim. Ama ben o paralarda tüyü bitmemiş yetimin hakkı bulunduğunu bildiğim için ucuz yerlerde kaldım, tasarruf ettim. Arkadaşlarım da aynı inançtaydılar ve döndüm. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 2700 markı iade etme noktasına geldim. Böyle bir mevzuat yokmuş TRT'de. Daha önce yurt dışına gidip gelenler hiç parayı iade etmemişler. Bunun üzerine beni Merkez Bankası'na gönderdiler. Samimi söylüyorum, sabahtan öğlene kadar uğraştım. En sonunda 2700 markı kasaya, vezneye yatırdım. Elime makbuzu aldım, çıkarken baktım, arkamdan herkes o ulustaki Merkez Bankası'nın o geniş salonunda masanın üstüne kapaklanmış, gülüyordu ve ben görmeyeyim diye hepsi aynı hareketi yapıyorlardı. Şimdi biz düşünün, iki makbuzla harcayabileceğimiz abi sen öyle o parayı geldik iade ettik TRT'nin kasasına. Abi şimdi birileri... İşte bahsettiğim abi, 25 sen, bak, milyar lira alıyormuş. Sen öyle yapmışsın. Şimdi bir örnek veriyorum. TRT reklamlarını özelleştirmeye verdi. Üçüncü ihaleyi alan firma, bu Sayıştay raporlarında var, Aykut da bilir. Reklam pastasından 90 trilyon parayı topluyor, TRT'ye ödemiyor ve o para yok oluyor. Allah şimdiki Allah. Rakamla bu 150 trilyonu bulan bir rakam. TRT Genel Müdürü'ne de sordum. Bu paranın peşinden koşuyor musunuz? Almak için gayretiniz var mı diye sordum. Şimdi bu şahinleri söyledim ya, ayıp olmasın isim vereyim. Ben onları sapladım. Yok yok, isim verme. Sapladım verme. O girenleri, vermeyin. Hayır. Ama netleşsin, sordum. Kesinleşsin, ondan sonra ama çalışıyorlar, onu tespit ettim, onu bil yani. Yani burada olmayan insanlara cevap veremeyecek evet. Durumda tabii, olan tabii. insanlara yönelik TRT bir TRT şahinlerin de yuvası olmuş şimdi, abi. Şimdi geliyoruz iğneyi batırmaya. Urla konaklarına. Bakın haberi yapan değerli gazeteci kardeşim Gökmen Ulu, Sözcü Gazetesi'nin muhabiri orada oturuyor. Urla konaklarını hepiniz biliyorsunuz değil mi? Anlatmama gerek var mı? Yok. Yok. Urla konakları hakkında yıkım kararı çıkarılmış. Sit alanında yapıldığı ve deniz kıyısına inşa edildiği için imar izni bulunmayan bu yerlere Danıştay'dan yıkım kararı onanmış. Yani en üst merci bunu onamış. Bunun yıkılmasını engelleyen herhangi bir hukuki mevzuat yok. Bunlar yıkılmıyor ama Cumhuriyet Halk Partili Urla Belediyesi gidip Balıklıova'da
gariban yurttaşın yaptığı derme çatma evler var. Tamam, belki onlar da yasal olmayabilir. Ama onların idare mahkemesinde daha henüz kararı çıkmamış durumları söz konusuyken ve o karar çıkmadan yıkım yapılmayacağına dair İzmir Milletvekili Musa Çam, Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'na atfen, evet o karar çıkmadan, kesinleşmeden Balıklıova'daki evler yıkılmayacak demişken burası yıkılıyor. Şimdi Urla villalarına seyirci kal, gariban yurttaşın Balıklıova'daki evlerini yık. Buna vicdan evet der mi? Hangi partiye ait olursa olsun, özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyenin böyle bir çifte standart uygulama hakkı var mı yok mu soruyorum şimdi. Hiçbir kamu yöneticisinin hiçbir benzer durumda çifte standart uygulama hakkı yoktur. Urla konakları için Musa Çam'ın ağzından aktarılan genel başkanımızın iradesini burada bir kez daha memnuniyetle ve övünçle tekrarlıyoruz. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı, bütün hukuk yolları tükenmiş ve oradaki insanların artık hukuken herhangi bir hak elde etme ihtimalleri en ufak bir toplu inerin başı kadar dahi kalmayana kadar oraya kimse dokunamayacaktır. Bunun sözünü veriyoruz. Bunun yanında bu bahsettiğimiz Balıklıova'daki evet, mağdur kişilerle ilgili ve arkasında güçlü kimselerin olmadığı sıradan vatandaşlarımızın mağduriyetiyle ilgili durumdu. Orada yapılan yıkım işleminin, orada başlatılan yıkım işleminin bizim açımızdan gerçekten üzüntü verici olduğunu ve orada o çağrılardan sonra da Sayın Avukat Baratalı'nın bir çağrısı bana ulaşmıştı. Ben Sayın Musa Çam'ın verdiği o sözü de Sayın Genel Başkanımızdan o konuyu da teyidini de tekrar aldık. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekli soruşturmayı, gerekli çalışmayı yapacağız. Peki Urla villaları? Cumhuriyet Halk Partisi özellikle geçmiş dönemde bir belediye başkanı ve bir belediye başkanının mal varlığı ile ilgili bir çok sayıda haberler çıktığında da iktidar partisinin yaptıklarının tamamen tersine o kişi, adı geçen iki kişi Cumhuriyet Başsavcılığına gidip kendileri için suç duyurusunda bulunmuştu. Ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da kendi mal varlığının ve ailesinin mal varlığının söz konusu edildiği bir yaklaşımdan sonra Sayın Kılıçdaroğlu meclise başvurdu. Üç grup başkan vekilinin imzasıyla ve mal varlığının araştırılmasını istedi. Ayrıca her seçilen milletvekili gizli olarak mal varlığı bildirmek zorunda ilk iki ayda. Bunu gizli olarak yapmayan, kamuoya açık olarak yapan şeffaf 12 milletvekilinden bir tanesi Sayın Genel Başkan'dır. Bir tanesi benim, bir tanesi Aykut. Atilla abi de herhalde açıkladı mal varlığını. Benim her şey hanıma ait. Hepsi hanıma ait. Ben dahil. Mal varlıklarında. Bu çok önemli. Reklamlara gireceğiz. Bir son cümle. Dönüşte tekrar şöyle, şu Urla villalarına devam edeceğiz. Onu devam edelim. Şöyle bir şey var yalnız. 11'de buradan ayrılacak bir grup var. Tamam. Bu grup Manisa Organize Sanayi sitesinde faaliyet gösteren, şimdi de mavi şapkalarıyla arkadaşlar görebilirse, standart profil işçileri. Evet, reklamlara giriyoruz. Bu arkadaşlar sadece örgütlendikleri için, sendikalı oldukları için bu firma tarafından kapıya kondu. Petrol İş diye firmanın istemediği bir sendikada. Sendika arkalarında durdu. Biz Cumhuriyet Halk Partililer, Manisa'nın sosyal demokratları arkalarında durduk. 476 gün direniş çadırında yaşadılar. 209 işçi işe iade davasını kazandı. Ama 2015 Kasım'ında 23, Aralık'ta 13, son olarak da bugün 12 işçiyi daha sendikalı olduğu için bu firma işten çıkardı. Buradan standart profil işçisi için bir kez daha büyük bir direnişin ateşini yaktığımızı,
onların arkasında olduğumuzu, o uluslararası şirket her ülkede sendikaya izin veriyorken bir tek Manisa standart profil işçisini karınca gibi ezmeye çalıştığında onlara söylüyoruz ki onları ezemezsin, karıncanın kardeşi var, onlar da bizleriz, arkalarındayız. Teşekkürler. Yalnız değilsiniz. Evet. Bu sloganlar arasında reklamlara gidiyoruz sevgili seyirciler.